Yanında olmam gereken yıllarda maalesef yanında olamadım. Bu mukaddes varlığın düğmesini göremedim. Ve şimdi seni kendi ellerimle kurban edeceğim. Bu Allah'ın buyruğu. Allah'ın buyruğunu yerine getirmekte hiçbir zaman tereddüt etme. Anlıyor musun? Sana sırtımı dönüp yere çökeceğim. Böylece yüzümdeki bakış bu önemli görevi yapmanı engellemeyecek. Hadi gidelim baba. Ey yüce Allah'ım, İsmail'im sana geliyor. O senindir Allah'ım. Buyruğunu yerine getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim, İsmail'i bırak. Oğlun İsmail sana geri bahşedildi. Bu zor sınavı geçtiğin için kendinle gurur duy. Allah'a olan bağlılığını bir kez daha ispat etmiş oldun. Ve Allah bu bağlılığına karşılık seni mükafatlandırıyor. Allah sadık kullarını hiçbir zaman cezalandırmaz. Bu çok belli ki bir sadakat sınavıydı. Şimdi Yüce Allah'ın sana verdiği armağanı kabul et. O İsmail'in yerine bu kurbanı kabul ediyor. Ve bundan böyle İsmail'in adı da sonsuza dek nesillerinin arasında yer alacak. İbrahim Hebron'a geri döndü. Aradan yıllar geçti ve Sare'den ikinci bir oğlu İshak doğdu. Ve Allah İbrahim'e son kutsal görevini tamamlaması için Allah'ın evi Kabe'yi inşa etmesini buyurdu. Halefim olacaksın ve peygamberliğe erişeceksin. Sen peygamberlik halkasının en değerlisi Ahmet'in neslinde. Onun erdemleri nesilden nesile taşınarak devam edecek. Baba, böyle bir bina inşa edebilecek miyiz? Bu Allah'a olan sevgiyle ve dünyaya bağlıdır. Benim için Allah sevgisidir. Allah sevgisidir. Allah ruhlarınıza buluşmuş ve bedenlerinizde hiç korku olmasın. Ruhlarımızın dediğini yapmayacaktır. Allah sevgisiyle dolu iki ruh. Ey yüce Allah'ım! Sana iman ediyorum Allah'ım. Kainatın tek yaratıcısı Allah'ın evi Kabe, Allah'ın en büyük yardımcısı İbrahim ve Allah'a kurban edilecek İsmail tarafından inşa edildi. Hayatını tek bir Allah'a adayan İbrahim'e selam olsun. Allah'ın evini inşa eden İbrahim'e selam olsun. Lut'a selam olsun. İsmail'e ve İsa'ya selam olsun. Hacer ve Sare'ye selam olsun. Ve İbrahim'in telkinleriyle kutsal haç vazifesini yerine getiren bütün müminlere selam olsun.
İbrahim Allah'ın gerçek yardımcılarından biri olarak bilinir. İbrahim Suhuf'ta ikinci baş peygamberdir. Hatırasına sonsuza dek şükredilecektir. Yeah.